Sevgili kardeşim, bugünkü haletimden bir parça seni de hissedar etmek isterim. Ee, özgürlük, e, bu dış dünyayı, dünya hayatını ihtiyarınla, içsel alemini iradenle e, haddini koyup kayıtlayan kişidir bir daha özgürlük yaşadığım dünya hayatını ihtiyarımla içsel alemlerimi irademle haddini belirleyen yani kendini kendinle sınırlayan insan özgürdür. Başkaları seni sınırlarsa bu köleliktir. Bu noktada bu varlığı, bu mevcudatı İnsan ee, insan bir ilişkilendirir bir de çelişkilendirir. Çıkarımsal yaparlar, eklerler. Bu noktada Furkan oluyor. Yani bu mevcudatı fark etmek için çıkarımlar yaparsın. La ilahe. Sonra ekleme ile illallah olur. Yani mesela kendimizde devamlı kullandığımız bir yöntem vardı. Benim gömleğim çıkart, benim atletim çıkart, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum o diyen ruh değildir. Benim ruhum diyen nedir Bu eneyi bulabilmen için bu yöntemi çıkarımlar yapman lazım. Sonra onu bulduktan sonra pergeli oraya koyup mevcudatta eklemeler yaparsan, e, ...bu sefer sende zenginlik olur. Ne olur? İnsan çok acayiptir. Bu varlıkta yaşarken, bu dünyada, düşünmeyle, tasavvurla ötelere geçer. Yani düşünmeyle, tasavvurla insan e, bu dünyadan sıyrılır, başka bir aleme yaşar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manada şöyle bir şey demiş. Buna benziyor. İlim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuşlar. Yani düşünmek ve tasavvur etmek bedensel hayatı yaşar gibi gözükürken herkes kendi düşüncesinin içine taşınıyor. Herkes kendi düşüncesinin içinde bulunuyor. Yani düşüncenin içine taşınıyorsun. Doğru düşünce, hele basırda doğru düşünce kişinin ya cehennemini ya cennetini oluşturur. Düşünmek şöyle bir misal hatırıma gelebiliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru olur. Düşünmemek sıf bu dünya yaşamak göldeki suya benzer. O su bir yerdedir rengi bellidir. Bir sürü derelerden gelen karışımlarla bulaşmıştır. Herkes her şeyini atabilecek bir konumdadır göl suyu. Eğer buharlaşırsa o bir yerde değil artık her yerdedir. Kimse müdahale edemez. Onun içerisinde her şey yoktur, arı durudur, saf sudur. Bizim okulda hoca derdi yağmur suyunu Toplarsanız akünüze su yaparsınız. Saf su derdim. Kimse o suya müdahale edemez. Sonra o suyla yani buharla başka yerde bitkileri, çiçekleri neşürne malandırırsın. Düşünmek şey düşünmemek dünyalıktır. Dünyada yaşarsın. Düşünmek ile dünyadayken ya cennetini ya da cehennemini yaşarsın ki bu manada ayette bir mana fethuli fi ibadi ve thuli cenneti sırrı yani ahiretteki cennetten değil cennete gir deniliyor. Gireceksin demiyor. O bu manada ahiret nerededir sorusuna bu noktada da cevapta güzel olur. Dünya beden, beden benzerse dünya hayatı beden vücudumuzdur. Şu vücut. Ama düşünce ile bedenin arkasına geçersin. Bedensel hayatın dışında düşüncenin içerisinde, tasavvurunun içerisinde başka haletleri, hisleri, fikirleri yaşarsın. O zaman bu düşün, bedenin içerisindeki düşünceler, düşüncelerin içindeki fikirler, fikirlerin içerisindeki hisler, hislerin içindeki duygular, duyguların içerisindeki latifeler bu dünyalık değil. Peki bunlar bedenin neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Düşüncelerinin şekillendiği rüya gibi. Nasıl ki rüya kendi aleminde hususi bir hayatındır. Onun içerisine giriyorsun. Nasıl bir rüya? Düşüncelerin oluşturduğu veya ona benzer bir alem. Evet, buraya kadar bu kadar yeter sanırım. Bugün çok ilginç şeyi, ben şunu da ekleyeyim. Bu farkındalığı fark eden insan, Ene gibi benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum o ayrıştırdığın zaman ortaya çıkan bir tanım var. Bu E nedir? Bu farkındalık. Furkan oluyorsun. Eğer bu eklersen neye? vücudu giydir, aklı giydir, kalbi giydir, bedeni giydir, atleti, gömleği giydir. Sonra bu mevcudata koy. Ya mevcudattaki ilişkileri yap. Ekle, ekle. elma armutla, armutu muzla, muzu havuçla kıyas et düşün. Buna da Kur'an. Toplanmış olup da okunan. Kur'an. Dolayısıyla bir tanesi La ilahe La ilahe Furkan e, İllallah Kur'an. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Beden daima. Ayet-i Kübra'yı okurken bugün yazdım iki buçuk sayfadan yarım satır sana biraz okudum. Bediüzzaman Hazretleri'nin Ayet-i Kübra'sı var. Onu okurken e, zihin aynamat düşenlerden bir parça hissedar ettim. Doğru olduğunu da bilmiyor. Niçin dedim bunları onu da bilmiyor.